Ehlibeyt'in gemisi Nuh'un gemisi gibidir. Buna binen hidayettedir, binmeyen helak olur. Sevgili arkadaşlar, Allah bu gemiye binmeyi nasip eylesin. Ben bindiğim zannındayım. Benimle olanlar da bu gemidedir, hiç merak etmesinler. Bu geminin sahibi İmam Ali türbedarı geldi. Bana bu müjdeyi Türkiye'de geçen yıl verdi. Geldi, arkadaşlarım da şahit. Hatta yazılı kayıtlar var. Ben dedi 30 yıldan beri İmam-ı Ali'nin türbedarıyım. Böyle bir şey bilmem, yaşamadım. 3 defa beni ikaz etti. Git de ki benim elim Haydar evladımın elinin üzerindedir. Evet sevgili arkadaşlar, sağ olun. Daha niceleri var ya. Ben İmam Ali Efendimiz'in elini tuttum da siz zannediyor musunuz ki Hazreti Fatıma'nın elini tutmadım? Sene 1981. İlk defa hacca gidiyorum. Gittik işte Medine'ye geldik, temizlik yaptık, abdest aldık. Ravza'yı ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da Beytullah'a geçeceğiz. Neyse Resulullah'a ziyaret ettim. Allah Allah. Hiç bize bakan olmadı. Allah, ben dedim ya Türkiye'den geldim ya Resulallah. Şu kadar 1000 kilometre açtım geldim. Nedir bu hal? Hiçbir şey alamadım. Hazreti Ömer'den de bir şey alamadım. Ebu Bekir'den de alamadım. Böyle garip garip giderken biliyorsunuz Hazreti Fatıma'nın makamı Resulullah'ın ayak hizasında. Burada bir pencere vardı ayak hizasında. Oraya geldim. Sordum araba ki bu nedir? Dedi ki Hazreti Fatıma'nın makamıdır. Makamı Fatıma dedi. Yanımda da 2 tane arkadaş. Birisi bizim Akçaabat'tan, kendi mahallemden. Diğeri de geçtiğimizde nedir oranın ismi? Yomra. Yomralı arkadaşım. İkisi de Allah'ın safı. Şimdi ben makamın önünde durdum. Kur'an okumaya başladım. Sure-i Yasin okumaya başladım. Geldi Arap askeri, bunların ikisini aldı yanımdan, uzaklaştırdı. Ve ben okumaya devam ettim. Arkadaşlar, 1. sayfanın ortasına geldim. İlahi bir güç beni bir kucakladı. Hazreti Fatıma anamız. Aman ya Rabbi. Bir hıçkırık, bir ağlama. Yani böyle bir şey olamaz. Sure-i Yasin'i bitirene kadar beni terk etmedi. Duamı yaptım. Yerime çekildim. Tekrar Ashab-ı Sufa'nın olduğu yere geldim. Orada büyük bir zatın bana yaptığı nasihati hatırladım. Dedi ki evladım, Resulullah'ı ziyarete giden de mutlaka oradaki mücavirlere sadaka verin ki peygamberle sizi görüştürsün. Herhalde dedim ben kimseye sadaka vermedim. Onun için de beni peygamberle görüştürmediler. Ama Hazreti Fatıma bana yetti, arttı bile dedim. Şimdi arkadaşlar, sizin de bak bu toplantılara iştirak etmenizden dolayı gönülden inananların tamamı, hem vallahi hem billahi hem tallahi, hem peygamberin hem Hazreti Fatıma'nın hem İmam Ali'nin hem İmam Hüseyin'in hem İmam Hasan'ın şefaatine mazhar oldunuz. Bunda kuşkunuz olmasın.
Yani ben size cennet anahtarı dağıtmıyorum, yanlış anlamayın. Ama vallahi de billahi de oldunuz.